Devam biz arkadaşlar. Fenerbahçe tarihinin en kritik seçimi geride kaldı. Bir yanda 20 yıldır başkan koltuğunu kimseye kaptırmayan Aziz Yıldırım, diğer yanda Ali Koç vardı. İki gün süren kongreyi Türkiye soluksuz izledi. Başkan seçimi için oy verme işlemi Ülker Stadı'nda saat 10 itibariyle başladı. Oy verme işlemi saat 17'ye kadar 38 sandıkta gerçekleştirildi. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açıldı ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayıldı. Sayım devam ederken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Ülker Stadı'ndan ayrıldı. Resmi sonuçlara göre kullanılan 20.736 geçerli oydan Aziz Yıldırım 4.644, Ali Koç ise 16.092 oy aldı. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon! Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon! Oyların yaklaşık %80'ini alan Ali Koç, Sarı Lacivertli Kulübün 37. başkanı oldu. Büyük bir farkla Fenerbahçe'ye başkan seçilen Ali Koç, statta tebrikleri kabul etti. Yeni başkan ilk konuşmasında ekibine, kongre üyelerine ve taraftarlara teşekkür etti. Bu sizin eseriniz, sizin başarınız. Siz bana inandınız, ben size inandım. Ben ve arkadaşlarım hayallerinizi ve hayallerimizi gerçekleştirecek iklimi size sunacağız ve hep beraber bu hayalleri gerçekleştireceğiz. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Eski özümüze, güzel günlerimize dönmeye hazır olun. Mutlu olmaya, gurur duymaya, övünmeye hazır olun. Allah hepinizden razı olsun. Ali Koç'un başkan seçilmesiyle Kadıköy adeta ateşe verildi. Hiçbir şeye değişmez, seni sevgili bu dünyada. Kutlamalara Ali Koç da stadın balkon kısmından eşlik etti. Bu tarafta seninle gurur duyuyor. Bu tarafta seninle gurur duyuyor. Kutlamalar sabaha kadar devam etti.